Selamlar arkadaşlar. Bugün Razer Pantera Street Fighter işte 5 profesyonel oyun joystick'ini açılışını yapacağız. Amerika'dan eşek ölüsünü taşıya taşıya bir hal olduk. Bayağı da bir zor oldu yani. Her gören hatta bu görevler falan havalandakiler PlayStation mı dedi. Değil dedik, joystick. Bayağı anlatması da zor oldu derdimizi. Şimdi açalım bakalım nasılmış, hep beraber görelim. Ben de merak ediyorum, açmadım bayağı bir zaman. Şimdi baktığım gördüğüm kadarıyla şurada hemen açılacak bir jelatin gibi bir şey var, ok var. Hakikaten oradan baş. Buraya kadar düşünmüş adamlar yani. Demek ki bunu böyle çekince diye düşünüyorum. Evet, çekeyim. Çektikçe de geliyor, güç istiyormuş. Şu an herhalde ambalajı açmış olduk. Bakalım. Buradan. Buradaki renk şeyleri falan var. Herhalde bölgelere göre oluyor. K50. Enteresan. Bilmiyorum, bakacağız. Şimdi gelsin bakalım. Evet. Valla çektikçe çekiyorum. Bu gel, şey gidiyor. Gel. Tabut gibi. Kutuyu kenara koyalım, dursun. Görevini yaptı. Evet. Burada da aynı durum var. Burada da bir şeyler. Mücadele. Evet, her yerde var. Tamam. Zarar vermeden açtık. Bayağı korumuşlar. Hakkını vermişler. Bu da kabı. Sonunda kendine. Oo, yalnız çok havalı duruyor hakikaten ha. Paket bu. Şunu da bir açalım. Hepsini açalım yani. Sonuçta kutuları ne yapacağız? Bunu da bir size göreceğiniz şekilde açayım. Evet, bunu da yani çok basit bir şeymiş. Arkası da direkt mi çıkıyor? Yok. Şu şekilde. Tabii bunu artık ben bunu yırtarım gibi geldim. Gerekli. Evet arkadaşlar. Çocuk bu. Çizim de canlısı. İnternette görmüştük ama canlısı da ayrı güzelmiş. Birazdan da arkadaşlar test edeceğim. Bakalım ne özellikleri var. PlayStation'ın özel kablosu var. Büyük ihtimalle kutusunun içinden çıkacak. Hatta bakalım. Şurada pull diyor. Caution. Tamam, deneyelim. Açalım artık bunu da. Welcome to. Bence böyle açılıyor bu. Aynen. Şimdi bu nasıl açılıyor? Buradan tahminimce basıyoruz. Evet, ve içerisi güzel. Kabloları geliyor karşımıza. Bununla bağlayacağım PlayStation 4'ü büyük ihtimalle. Bayağı da orijinal bir şeye benziyor. Ayrıca bir de değiştirebileceğim bir ucu var. Tahminimce bu kol yerine bakayım, yuvarlak mı yoksa böyle mi? Vallahi benim için hiç fark etmez. En nihayetinde arkadaşlar aduket atacağım yani. Bence ikisi de çok güzel. Şimdi birazdan da deneyip arkadaşlar beraber Engin'le beraber hatta deneyip oynayacağız. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız, göreceğiz. Selam arkadaşlar. Şimdi test ediyoruz. Hiçbir ayar yapmadık. Direkt bağladım PlayStation'a. Bakalım nasılmış. Vay, enteresan geldi. Online oynamıyorum şimdilik. Test ediyorum. Bakalım nasılmış yani. Çünkü orada tuşlara bakacağım dediğim zaman anlamıyorlar. Eskiden vardı ya arkadaşlar, tuşlara bir bakacağım vurma diye. Şimdi tuşlara bakacağım. Enteresan. PlayStation 4, PlayStation 3 oynayabiliyor. Bir takım da ayarlar var ama önemli olan sonunda kişi görmesi. Evet, buradan geçelim.
vakit alıyor. Ama tabi oluyor mu? Hangi tuş acaba? Yani alışıyoruz bir kere. Hangisi kapma onda bir... O. Güzel. Hemen bir adı çek. Kapmayı bilmiyorum. Neyse vurayım daha hızlı. Ve bu aleti ilk yemem oldu. Alışması biraz vakit alıyor koldan dolayı. Ama güzel yani hakikaten. Bir de kapmayı bulursak. He buldum. Burana kadar vakit aldı. Alışınca ama çok fena. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi abarttım. Alet efsane. Gerçekten bayağı zevkli. Sadece bu oyun için değil birçok oyun için oynanabileceğine eminim. Yani Pac-Man da oynanır. Street Fighter 5. Tamam o zaman bir in menüye geliyorum. Vallahi bu joystick olayı. Buradan da startı var aynı joystickle şey yapmışsınız gibi. Gayet güzel. Bayağı biliniz Atari salonu kıvamında. Nasıl yapıyoruz şimdi? Options. Acaba Options hangi tuş? Şu olsa gerek. Evet gerçekten öyleymiş. Ranked maça izin ver dedim. Tamam. Bakalım ne kadar hızlı olacak. Söyleyeyim ben de başlattım. Kapmayı buldum bir de süper yapmayı da bulursam. Normal gamepad'e göre farklı bayağı. Çünkü kullanımı şey kullandıkları tuşların yerleri biraz farklı. Ama bir kere alışınca bence gerçekten çok orijinal. Şeyleri de çok güzel. PlayStation 3 için ayrı tuşunuz var. PlayStation 3'te de oynayabiliyorsunuz. Xbox'a çalışmıyor. Bunun haricinde de daha bir sürü ekranda bu arada touchpad'i var. Bu touchpad'miş. Öndeki şu yukarısı touchpad. Normal işte bir mesaj yazma herhangi bir şey için kullanabiliyorsunuz. Şurası touchpad'i. O da güzel olmuş. L3, R3 herhalde ekstradan diğer iki tuş daha olduğu zaman bunu kullanırsınız ki 6 tuşun yerine 8 tuş ne olur bilmiyorum. Bence hiç gerekli olacağını düşünmüyorum. Bunun haricinde de herhangi bir de bunların ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum bu tuşun üçgen yerine şimdi bakalım çalışırken açınca ne oluyor merak ettim. Hiçbir şey olmaz. Mesela üçgen ya buradaki işte tuşun yerini gidip buraya takarsanız artık üçgen bu değil bu olabilir. İstediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Şu parçanın yedeğini aldım. Bu Atari oyunda plastik parça kırılabilirmiş. Bunun daha farklı olanı var. 8 dişli olanı. Onu da aldım. Bir şey değildi. Bulamam diye Türkiye'de. Başka da bir şey yok. Tek dikkat etmeniz gereken şey kablosu. Şuraya konuyor. Kabloya dikkat ediyoruz. Ona böyle aldır aldır sarmıyoruz. Bu kadar. Gerisinde başka hiçbir şey yok. Şimdi başlamış bir deneyelim bakalım. Bakalım orijinal oyun nasıl olacak? Bir arcade şey. Gerçekten biriyle oynayacağım. Birine karşı. Şey hissini veriyor arkadaşlar. Eskiler bile böyle bir Atari salonunda birilerine karşı önünüz jeton attığınız bir hissiyatı kesinlikle veriyor yani. Ben şu an hissediyorum yani onu. Akuma'ymış. Evet başlıyor arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Şuraları nasıl geçiyoruz? Şöyle geçiyoruz. Gez. Evet. Sakin. Oh, güzel.
final be.